Erkan bak, bu köpeği hastaneye almazlar ha. Bununla yakalanırsak var ya, iş alırız başımıza. Alırlar oğlum, alırlar. Bütün aşıları yapılmış bu hayvanın. Sen ne kadar alıyorsun bu köpek bakıcılığı işini? Orasını karıştırma Nuri'cim, orasını karıştırma. Saat başı çalışıyorum, paramı alıyorum. Oğlum bu sektörde çok büyük para var. Şimdilik tek müşterim bu Cookie. Ama ilerleyen zamanlarda müşteri sayım artacak. Yahu nereden biliyorsun artacağını? Bak bu köpeği almazlar içeri. Olay olur hastanede ya, olay. Ne yapayım Nuri'cim? He? Sokakta bırakayım da hayvanı çalsınlar mı? Bu köpek bana emanet oğlum. Ben nereye, o oraya. Hem şu it kaç para biliyor musun sen? Aman. Gel buraya. Gel kızım. Gel. Sok şunu. Gel. Evet. Heh, oldu mu şimdi? Oldu mu? Tamam, al. Hadi. Oldu mu şimdi? Tamam. Oldu mu? Hadi. Hadi. Erkan, Nuri, ne işiniz var burada? Ne haber hemşirim? Hemşir değilim ben, temizlik görevlisiyim. Hem seni bir görelim dedik, hem de yeni işin hayırlı olsun diyelim dedik hemşirim. Hemşir ne lan? Ya hemşirenin erkeğine hemşir diyorlar da ben hemşir değilim. Öyle deme Ahmet'im ya, İnşallah bir gün olursun. Bir de sana bir çam alırız, çamlı hemşir olursun. Random güldü. Ne kadar komik ya. Random söyledim, random güldüm. Lan Ahmet, sen edebiyat bitirmedin mi kardeşim ya? Hastanede ne işin var senin? Oğlum ben edebi sebeplerle buradayım zaten. Yazacağım ilk roman için mekan araştırması yapıyorum. Hastanede birbirine karışan iki bebeğin hikayesi. Çok çarpıcı, işlenmemiş bir konu. İlginçmiş. Ya bırak Allah aşkına. 6 aydır bulabildiğim tek iş bu demiyorsun da. Yani. O da var, evet. Ne var oğlum? 6 aydır tek kuruş kira ödemiyoruz, farkında mısınız? Ruşen Ana atacak bizi kapının önüne. Sokak köpekleri de döneceğiz. Ahmetciğim artık kirayı dert etme. Köpek dedin de aklıma geldi. Sana bir müjdem var. O ne lan? Bir tek iş bulan sen değilsin arkadaş. Ben de iş buldum. Köpek gezdiriyorum. Saat başı para alıyorum. Cookie! Merhaba de amcaya. Deme, deme. Merhaba falan deme. Oğlum götürün lan bunu buradan, kimse görmesin. Hadi dur. Tamam ya, Allah Allah. İş buldun, hayırlı olsun diyeceğine. Nuri, al sen şunu. Hadi bahçeye indir. Ben alamam, ellerim dolu. Lan bu ne? Allah Allah, çalmadık ya. Lan, nereden buldunuz bunu? Ameliyathanenin kapısına bırakmışlar. Böbrek var içinde. Ne? Böbrek mi? Ya arkadaş, sen köpek mamasının ne kadar pahalı olduğunu bilmiyorsun herhalde. Ya kapının önüne koymuşlar, lazım olsa kapının önüne niye koysunlar? Kapının önüne koydukları için lazım değil. Lan Erkan, seni bağırırım vallahi, gırtlağını sıkar alırım ha. Beni delirtmeyin, çabuk aldığınız yere götürün bunu. Aman aklınayız oğlum ya, sessiz sakin de çok rahatlıyorsun lan. Tamam ya, yarınlarım anlamayın siz de. Anlama lan sen de, huş! Ama sen böyle bağırırsan köpek de ağlar, bebek de ağlar. Ulan Nuri,
Ben sana ne diyeyim bilmiyorum ki. Ulan teyzem seni bana organ mafyasına karışasın diye mi emanet etti? Al işte. Yine suçlu ben oldum ha. Yine ben oldum yani. Yemedik ya. Al, al böbreğini al. Ortak! Ha! Tuki! İşte böbrek orada. Buzdolabının üstündeki faturalar nerede? Neden ki Ahmetciğim hayatım? Erkan beni sinirlendirme Erkan. Zaten sizin yüzünüzden işimizden olduk. Hayır bir de az daha birinin ölümüne sebep oluyordunuz lan. Dua edin bizi mahkemeye vermediler. Kuki de sanki onun böbreğine kaldı. Ya hayvan ağzını sürmedi oğlum ya. Erkan, faturalar nerede? Ya şu masanın üstüne bak. Bu ne lan? Mahkeme celbi. Celbi? Oha! Ruşen ana bizi mahkemeye vermiş, evden atıyor. Evet abicim, biliyoruz. Lan biliyorsunuz da bana niye söylemiyorsunuz oğlum? Ulan giyecek donumuz yok. 6 aylık kirayı nasıl vereceğim ya? Mahkeme kararı gelince paşa paşa çıkacağız. Paşa paşa nereye çıkıyoruz Allah'ını seversen ya? Bu saatten sonra bizi kim alır evine? Öf! Bizim para bulmamız lazım ya. Ben Suna'ya söz verdim oğlum. Akşam yemek ısmarlayacağım dedim. Para bulmamız lazım lan. Onun için mi para bulmamız lazım abicim? Ruşen anacığım gelmiş benim. Hoş geldin Ruşen teyze. Hoş bulduk yavrum. Yavrum kurban olayım. Ruşen teyzeciğim hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim Erkan'ım iyiyim. Oh elefenleri çok olsun efendi evladım benim. Ruşen ana bizi mahkemeye veriyormuşsun. Veriyormuşsun değil verdim yavrum. Verdim Allah'ın izniyle attıracağım sizi evden. Azıcık bekleyemedin mi ya? Ahmet'im daha neyini bekleyeyim yavrum. 6 aydır bir tane kira vermediniz. Kapının önünde koyacağım ya ben sizi. Hayır, bizi seviyor musun, nefret mi ediyorsun? Vallahi anlamıyorum. Öyle deme. Çok seviyorum yavrum ben sizi. Çok seviyorum, kurban olurum ben size. Kıdalı kuzularım benim. E ama kovuyorsun. He, hem de mahkeme kararıyla olmadı, polis zoruyla. Attıracağım ben sizi, attıracağım. Ama bak bir şey diyeyim. Bu hafta eğer kiranın yarısını verirseniz kalırsınız Ahmet. Niye gidesiniz değil mi oğlum? Kalırsınız yavrum. Ahmet. Sen seviyorsun diye elmalı tatlı yaptım yavrum ya. Bak canınız başka bir şey isterse çekinmeyin söyleyin. Ne isterseniz yaparım ben size. Allah senden razı olsun Ruşen teyzeciğim. Oh, ya ne teyzesi be Ruşen ana o Ruşen. Annemiz o bizim ya. Doğru. Doğru lan Ruşen ana. Anacığım ver elini öpeyim. Öptün ya çocuğum öp öp. Öp. Bir daha. Öp yavrum. Hadi ben gidiyorum Allah'a emanet olun. Şişt. Ben vallahi 5 vakit namazda Allah size zihin açıklığı versin diye dua ediyorum yavrum da. Olmayacak duaya mı amin diyorum acaba Erkan? Zimzem suyu da getirdim okudum. İyi düşünmüşsün. Sokakta ölürken içerik. Aa şeyi unuttum ya. Eğer evden çıkmazsanız ya da kirayı vermezseniz ben çilingir çağırıp eşyalarınızı camdan attıracağım. Allah'ım ben. Lan harbiden elmalı pasta mı yapmış o? He alsana. Bakayım. Hı. Bu ne oğlum bu ne ya? Bak yemin ediyorum bu kadın melek mi şeytan mı ben anlamadım arkadaş. Neyse hadi ben kaçtım. Nereye lan? Okula. Para bulmayı unutma oğlum Allah'ını seversen. Vallahi ben bilmem. Ben gidip isteyeceğim. Verirlerse verirler artık. Nuri para bulamazsan halimiz harap lan. Siz bakmayın oğlum Ruşen Hanım'ın böyle göründüğüne. Kirayı vermezsek bizi kesin kapının önüne koyar. Şey yok mu lan Hansel ve Gretel'deki cadı? Hı-hı. İşte aynen onun gibi. Önce besler sonra yiyir. Oğlum tanıdık tanımadık herkesin yakasına yapışman lazım. Hadi hadi kazanmak var. Hadi hadi hadi. Bravo. Ver lan ver. Burada ne gittin? Bakayım. Allah. Gençler.
Şu ara paraya çok sıkışayım. Böyle aranızda toplaşıp çok küçük bir meblağ para verseniz. Evet, yok para. Tamam be, uzatmayın. Adam olsanız cebinizde para olurdu zaten. Sarı Çiyan. Nasıl yokmuş? Kardeşim ne yapıyorsun? Çok uzun zamandır görüşemiyoruz. Şu ara paraya çok sıkışayım. Şöyle küçük bir meblağ para versen. Vallahi Nuriciğim, olsa hemen çıkarıp vereyim sana parayı ama bu aralar babamla aram bozuk benim de. O yüzden para da göndermiyor. Yani ben de sağdan soldan borç alıyorum. Yani yol paramı bile Kenan verdi. Ha, anlıyorum ya. Neyse, sıkma canını. İnşallah babanla aran düzelir. Bu durumda Kenancığım, hani sen de... Benzin parasını ona verince bende de kalmadı. Yoksa biliyorsun. Ha, yol parası dediğin benzin parası mıydı? Tabii kanka. 2000 motor araç. Su yakmıyor sonuçta. Tabii canım, doğal olarak. Neyse, ben gideyim bari. Hadi eyvallah. Salak ya, dilenciğine çalışsana. Hayır, neyi anlamıyorum biliyor musun? Şurada üniversite mezunu adamlarız. Gücümüz kuvvetimiz yerinde. Hala işsiz güçsüz dolaşıyoruz ya, pes yani. Ne bileyim oğlum ya. Bir uğursuzluk var da işte. Bakalım ne olacak. Kısmet yok Ahmetciğim, kısmet. Senin o köpek işi vardı, ne oldu? Ya hiç sorma ya. O kuki vardı ya, öldü. Ya hastaneye gelirken ben o kadar dedim. Kızım bak dedim, hastaneye gidince dedim. Sakın dedim kimyasal atıkları yeme dedim. Biyolojikleri ye dedim. Rahmetli herhalde bütün kimyasal atıkları yedi. Acil para bulmamız lazım abi, para. Allah, Nuri de parayla dönmezse bittik ha. Ben karar verdim abi. Amerika'ya gideceğim, beyin göçü yapacağım. Beni havada kaparlar ha. O niye lan? Abi Amerika'da bir araştırma yapılmış. İnsanlar beyinlerinin %95'ini kullanamıyor. Yok. Çalışmıyor, %95 çalışmıyor. Ya abi ben en azından beynimin %5'ini kullanabiliyorum ya. Benim gibisini nereden bulacaklar oğlum? Tabii, beyin fındık kadar olunca o %5 de o kadar çalışıyor işte. Sabah gazetesinin her sene düzenlediği Vatan Millet Sakarya konulu O Şiir Sensin yarışmasına geleceğin şairlerinden büyük ilgi var sevgili seyirciler. Muhabir arkadaşımız Şebnem Sümbül, Mübah gazetesinin önünde çocuklarla birlikte şu anda. Evet Şebnem, orada çocukların durumu nedir? Evet, şimdi yarışmanın yapılacağı alandayız. Çocuklar tatlı bir telaş halindeler. Mübah gazetesinin önüne toplanmış... Jüri'nin kendi şiirlerini dinlemesini bekliyorlar. Ben de şimdi yarışmacılardan biriyle röportaj yapmak istiyorum. Seçelim, gel bakalım. Gel. Neden geldin buraya? Şiir için. Peki senin şiirin var mı? Var. Bize okumak ister misin? Vatan! Ey vatan! Gümbür gümbür gümledin kalbimde. Uğrunda yatayım vatan. Teşekkür ederim. Ulan şuna bak ya. Çocuğu görüyorsun değil mi? Vatan uğrunda yatayım diyor. Çalışayım demiyor da. Daha şimdiden ne olacağı belli. Çok tembel bir nesil geliyor Ahmetciğim. Vallahi hepsi yatışta. Hayır, bir de ana babalar çocuğumuz bir şey olacak diye tonla para döküyorlar okullara. Ya bizim bir abimizin oğlu vardı. Ha. Anası babası çocuk okusun diye kendilerini yırttılar. Aldım çocuğu karşıma. Oğlum dedim, oku oku, nereye kadar ya? Ne olacaksın sen dedim. Bankacı olacağım demez mi? Aldım bunu. Bizim bir tefeci abimiz var, Zamo. Onun yanına verdim. Ailesi bir sevindi ki. Sonra çocuk bankacı oldu mu? Tefeci oldu ya işte. Yani. Ailesi çok memnun kalmıştı ya. Adam zaten işçi. Yani okul masrafı falan filan altından kalkamıyordu. Ne zaman oğlanın mezarına gitse bana kesin bir uğrar. Nasıl? Öldü mü çocuk? Vurdular. İyi çocuktur rahmetli. Ne? Ne bakıyorsun ya? Buna da meslek beğendiremiyoruz ha. Yarışmanın kayıtları bir gün daha uzatıldı. Yarışmanın birincisine tam 20.000 TL'lik bir para ödülü veriyor Mübah gazetesi. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkürler Şebnem Sümbül. Evet sevgili seyirciler, Malatya'da konuşan maymun görenleri hayrete düşürdü. Ulan var ya, resmen çocukları sömürüp reyting yapıyorlar ha. Yalnız o değil de, yarışmanın ödülü çok iyiymiş lan. 20.000 lira. Hakikaten iyi para. Çocuk olsan bir düşünürdüm valla. Çocuk olsan tabii. Hayır, ben vaktiyle çok yazdım oğlum böyle şeyler.
Vallahi ne müdürler ne öğretmenler ağlattın. Oo Cenk kardeşim, görüşemiyoruz. Şu ara paraya çok sıkışım. Küçük bir meblağ para versen. Sen önce aldıklarını geri öde. Tövbe. İndir elini be. Paran kalmadı bizde. Öderiz. Yürü git yoldan. Terbiyesiz. Gençler, şu ara paraya çok sıkışım. Küçük bir meblağ para verseniz. Para yok ya. Nasıl yok ya? Nasıl para yok ya? Sizin ananız babanız yok mu? Size para göndermiyor mu? Benim ailemle görüştüğüm falan yok. Uzağız yani. Sen? Zaten ben temelde aile kavramına karşıyım bro. Neyse, kurbağa yavrusu musun? Ne diyorsun be? Ya tüp sizin, Allah cezanızı versin be. Terbiyesizler. Şu tipe bak. Gören de bir şey zanneder sizi. Allah Allah. Çekil yolundan. Hasta mı ne ya? Mustafa Bey geldi mi? Geldi. Beni sordu mu? Evet, sordu. Senin için koskoca müdüre yalan söylemek zorunda kaldım. Makyaj yapmak için lavaboya gitti dedi. Bir şey dedi mi? Evet. Sunu aslında çok zeki kız ama çalışmıyor dedi. Hep arkadaşların etkisinde kalıyor dedi. Annem de pörelerde. Sen niye geç kaldın? Alarm mı çalmadı? Yok, çaldı da trafiğe takılım. Geçen hafta müdür bey de geç kaldığı için kendisine kızdı. Ben de ona geç kaldığı süreyi maaşından kesmesi gerektiğini söyledim. Ama bir baktım ki ay sonunda benim maaşım kesintiye uğramış. Hayat hiç adil değil. Bence de. Ya ben normalde geç kalmazdım ama... Vallahi ben her bir şeyi gecikmeli yaşıyorum. Gece geç yatıyorum, faturalarımı geç ödüyorum. Baksana, evlenmek için bile geç kaldım. Senin en azından bir sevgilin var. Evet, ama Erkan nişan için beklerse bana geç kalacak. Ahmetciğim, ben çıkıyorum kardeşim. Sunay'la buluşacağım. Yalnız senden bir yardım istiyorum ya. Hayat mamat meselesi. Ne yardımı lan? Ya Suna kaç zamandır ya Erkan beni yemeğe çıkar falan diyordu ya. Ben de dayanamadım. Suna seni bu akşam yemeğe çıkaracağım dedim. Öyle mi? Aslanım benim, şu yoklukta ne güzel düşünmüşsün. Aferin. Ya dinle dinle. Şimdi biz akşama doğru Suna'yla buluşacağız. Suna saat böyle 9 gibi falan işten çıkacak. Tamam mı? Sonra biz bir yarım saat oyalandık diyelim. 9:30'a doğru lokantaya gireriz. Yani? Yani sen 9:30 olmadan beni arayacaksın. Erkancığım çok acil işimiz çıktı, hemen gelmen lazım diyeceksin. Ben de vah vah falan filan deyip Suna'nın yanından kaçacağım. Böylece yemek parasından yırtacaksın. Aynen aynen abi. Yalnız bak 9:30 olmadan araman lazım ha. Bu ne lan? Bunlardan kaldı mı? Ya telefonu sattım. Bununla idare edeceğiz artık. Ne yapalım? İyi tamam tamam. Bak şimdi sen kızın yanına gitmeden önce bir sakal tıraşı ol, bir saçını başını yıka, bir şey yap. Hala köpek kokuyorsun lan. Git bir kendine bak biraz. Ya 3 kuruş paramız var Ahmet. Onu da berbere mi yatıralım ya? Ben senin için söylüyorum yavrum. Mağara adamı gibi görünüyorsun. 40 yılın başı bir kız bulmuşsun. Onu da kaçırma. Hadi. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Kız Mine, şu fala baksana. Ay ben bakamam ki. Atarım ben. Aslında var ya Nevin çok güzel fal bakıyor da. O da artık yeminli galiba. Fal bakınca korkutuyorlarmış. Aa, doğru mu kız? Kim korkutuyor seni? Ay sorma, geceleri uyuyamıyorum sonra. Kabuslar görüyorum. Ne gibi? Böyle karanlık bir yerdeyim. Elimde telefonum. WhatsApp'ta sevgilim mavi çentik oluyor ama bana cevap vermiyor. Adam online, birileriyle konuşuyor. Kimle konuşuyorsun diye hızlı hızlı yazmaya çalışırken baş parmaklarım felç oluyor. Yatakta kilitleniyorum. Gerçekten çok korkunç. Ya tamam kız, şu uzaktan bak bari şu. Yok, gösterme. Ay. Ay ne oldu? Gösterme diyorum işte, gördüm falını. Ay ne gördün? Ver hadi ver, olan oldu bir kere. Bir adam var burada. Senin Erkan bu. İçi kabarmış gibi. Bir de kız var. Hatta 2 tane kız. Erkan da onlarla birlikte. Pek hayır alamet değil bu Suna. Ne demek canım bu yani? Erkan beni 2 kızla birlikte mi aldatıyor? Ay yok canım, Erkan yapmaz öyle şey. Gerçi son zamanlarda WhatsApp'a da girme, şüphelenmiyor değilim ama. Ay yok canım, cesaret edemez. Orasını sen bilirsin canım, senin sevgilin.
Ama pek rahat durmuyor gibi. Burada bir adam var. Ama Erkan değil bu, başka biri. Böyle fötür şapkalı, gözlüklü, gizemli biri. Allah Allah, kim ki acaba? Yani biz öyle birini tanımıyoruz. Bu adam pek tekin birine benzemiyor. Bir kalabalık görüyorum. Erkan'ı da bu kalabalığın içinde gibi görüyorum. Çinçanız, haklıyız, haktan yanayız. Çinçanız, haklıyız, haktan yanayız. Çinçanız, haklıyız, haktan yanayız. Kardeş hayırdır, ne oldu? Çinçanız, mi bu? Çinçang'ın sosyal haklarını yemişler kardeşim. O kim ya? Bir fikir adamı. Kim yemiş, nerede yemiş? Çin'de. Ya size ne elin Çinlisinden ya? Çin nereye, bura nereye? Öyle deme abi, bütün dünya ayağa kalktı. Sanatçı Ayva'yı bile her yerde sergiler açtı. Adam ayva yedi desene. Aynen. Ya peki bu gözler niye çekik? Abi bu Çinçan'la empati kurmak için yapıyoruz. He, adam Çinli ya, o bakımdan. Siz de Çinlisiniz güya. Çin, ya hadi bunlar Çinli, sen nerelisin kardeş? Ben Afrikalı aslı Yahudi bir Çinliyim. Allah Allah. Kardeşim sen Çinçan değil misin yoksa? Yok. Ya Çinçan olacaksın ya da burayı tahrik edeceksin. Hadi. Durun. Dokunmayın ona. Belli ki kalp gözü henüz açılmamış safın teki. Bırakın gitsin. Git buradan. Böyle çok küçük bir meblağ. Yok para. Ya Allah kahretsin seni, çekil git be. Allah Allah, para bulmak ne zor bugünümüz Türkiye'sinde. Kimse 5 kuruş borç vermiyor ya. Hepiniz mi babanızla küstünüz arkadaş? Ne oldu bu aile değerlerinde bu ülkede? Bunlar da fakirdir zaten. Ha, su da geliyor. Bitiyor bu kız. Ne haber Aside? İyidir Nuri, senden ne haber? İyiyim ben de. Şey diyeceğim, babanla aran nasıl? Nasıl yani? De, neyse, yok bir şey. Bu elindeki ne ya? Bunlar Akif Hoca'nın eşyaları. Odasına götürmemi istedi de yukarı çıkacağım şimdi. Aa, ben de yukarı çıkacağım. Tesadüfe bak sen. Birlikte götürelim. Sen ver onu bana. Çok teşekkür ederim. Ay canımsın ya. Ah, Cenk geliyor. Cenk, Cenk. Nuri, sen nasıl olsa yukarı çıkıyormuşsun. Bunları da hocaya verirsin değil mi? Hadi görüşürüz. Bay bay. Kutuyu da kilitledi zaten. Vatan Millet Sakarya Şiir Yarışması. Cık. Ulan çocuk olmak vardı be. Hayır, ödül de az değil ki yani. 20.000 lira abi. 20.000. Şu yarışma benim zamanımda olacaktı var ya. Bir dakika ya, ben öyle bir şeyler yazmamış mıydım? Dur şu arşive bir bakayım. Dur, dur. Güzel yurdumuz, yeşillenir tepeler, cumhuriyet. Vatan! Ey vatan! Kurban olsun sana şu peşinde yatan! Ulan var ya, şu yarışmaya katılsam kesin birinci olur ha. Alırım ben o parayı. Ama nasıl? Nasıl? Yani... çok da büyük göstermiyorum aslında ya. Ha? Gösteriyorum ya.
Vallahi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun abicim. Nasıl yapalım abicim? Abicim saçları güzelce bir tarayalım. Bir de bir randevum var da. Bir parfüm sıkalım saçtan sonra. Emrin olur abicim. ...365 günümde yanlıha yandı, yanlıha yandı, yanlıha yandı. Ah! Ulan türkülerimiz gibisi var mı be? Geldim. Patlama geldim. Ne haber Elmas? Hiç iyi değil Ahmet abi. Hayırdır? Ne oldu kız? Babaannem varsa 3 tane köy yumurtası istedi. Ne diyorsun sen be? Oldu olacak bir de evde inek besleyin diyorum ya. Siz köy müzikleri çalıp duruyorsunuz. Ben de evde Justin Bieber dinlerken sesler karışıyor ya. Kapa şu müziği. Kıt kıt kıt. Bana bak bacaksız, senin ağzına acı Bieber sürerim. Beğensen de beğenmesen de özümüz bu bizim, türkülerimiz. Ne geldin sen çat kapı? Sen babaanneme demişsin ki zemzem suyunu sokakta ölürken içeriz demişsin. Babaannem de buna çok üzülmüş. Çocuklarım garip gitmesin diye bu pamukları gönderdi size. Ahmet abinin bununla ne yapacağını biliyor dedi. Tövbe tövbe. İstemez pamuk mamuk. Hem türküden rahatsız olan sen değil misin? Al canım al, sana daha çok yakıştı. Öyle olsun Ahmet abi. Babaanneme de öyle söylersin. Sen zaten kirayı vermediğin için yakında sizi kapı dışarı edecek. Sonra elinizde bağlamayla sokağa. Ne gıcık çocuk ya. Vallahi boğacağım ha. Ev sahibinin torunuyum diye istediğini söyleyebiliyor. Ev sahibinin torunu. 365 günümde yanlıha yandım. Hop! Yanlıha yandım. Yanlıha yandım. Ellerine sağlık, eyvallah. Saatler olsun abi. On lira abi. Sakal tıraşı bile 5 lira yazıyor. 10 lira abi. Sakal tıraşı 5 lira. O afişteki şahıs için geçerli. Saatler olsun abicim. Abi, bizde her müşteri için farklı fiyat var. Bak. Eğer sen bu arkadaş olsaydın, sakal tıraşı 4 lira. Bu afişteki arkadaş olsaydın, sakal tıraşı 5 lira. Her ikisi de sen olmadığına göre 10 liranı alayım abi. Vay, adamına göre muamele he. Benim de bir fotoğrafımı çeksene dayı. Sana
insanların içinde borç verebilecek bir enayi olmalı. 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 Bakayım. Olmaz. Zaten borcum var. Geldim. Buyur Ruşen Ana. Buyuracağız oğlum, buyuracağız. Hayırdır anacığım? Hayır. Ahmet'im, şimdi sen Elmas'la ufak bir münakaşa yaşamışsın yavrum. Kulağına pamuk tıkamışsın, bir de kapıyı suratına çarpmışsın. Sebep? Öyle mi Elmas? Ne diyorsun, duyamıyorum. Sarı oldum. Ahmet'im sen Elmas'ımın kulaklarına niye pamuk tıkadın? Ha, ya genç yaşta sağır olaydı yavrum, hayal açacağım. Doğru. Bu küçük kızın kulağına pamuk tıkadım. Belki de yanlış yaptım ana. Belki de kendi kulağıma tıkamalıydım. Zira o küçük çatallı diliyle öyle şeyler söyledi ki... keşke ben o söylediklerini hiç duymayaydım. Neyi duydun be? İşte bana para verebilecek en müsait insan. Kayseri Mercu Marketleri'nin veliahtı ve en zayıf halkası. Ercü. Ercü. Bu üstündeki ne ya? Ne? Ne? Bu ne? Ne oğlum bu? Kim? Ercü! Nuri! Evet Ruşen Ana. Türküler, türkülerimiz. Ana sütü gibi ak, ana sütü gibi temiz. Atalarımızdan yadigar. Aşığın sazında aşk, mahşun gönlünde meşk. Sen elbette bunları bizden daha iyi bilirsin Ruşen Anam. Ama gençlerimiz... gençlerimiz öyle mi? Sen bu toprağın türkülerini miras olarak bırakamayacaksan... neyi miras bırakacaksın sorarım sana anam! İyi diyorsun Ahmet'im. Doğru diyorsun, hoş diyorsun da yavrum... sen bu çocuğun suratına kapı çarpmışsın Ahmet. Ben şimdi seni yemem mi evladım? Yersin anam, yersin. Doğru. Yaptım böyle bir eşeklik. Ama bir sor, neden yaptın? Ben türkülerimizden söz edince bu gencimiz... ben türkü mürkü bilmem, anlamam, ecdadımızı da tanımam deyince... bu sözler suratımda bir tokat gibi çarptı. Vay ben senin ecdadını diyerekten kapıyı suratına çarpmışım. İnan gerisini hatırlamıyorum. Ne yaptığımın farkında değilim anam. Elmas, sen ecdadından mı utanıyorsun yavrum? Ama yine... sus! Ahmet abin haklı. Kabahat bizde. Hep Ahmet abinin emri. Özür dile. Ya öpmesin.
özür dilemesin. Anam küçücük bir çocuk o, nereden bilsin? Yalnız müsaade et, biraz benimle kalsın. Ben ona türkülerimizi öğreteyim. Anadolu'nun bağrından kopup gelen ezgilerimizi dinleteyim. Çocuk onlar, onlara kızmak değil, onları sevmek gerek, onları eğitmek gerek, türkülerimizi dinletmek gerek, vay balam dinletmek gerek. Kurban olurum ben sana Ahmet. Al bu çocuğu, türkü dinlet, bir saat kalsın seninle. Türkülerimizi öğret ona, ona şeyi öğret. Koyun geldi otu yedi, camış geldi beni yedi türküsünü öğret Ahmet'im. Camış mı? Evet canım. Anadolu'nun içli fantastik bir türküsüdür yavrum. Ahmet'im öğrensin bu yavrucak. Bağlamayı öğrensin. Kemençeyi öğret Ahmet'im. Kemençe nerede yavrum? Kemençeyi boş ver anam. Ben şimdi ona bir bağlama çekeceğim. O ona yeter. Çek yavrum. Koyu geldi otu yedi. Camış geldi beni yedi. Vallahi Ercu, bizim bu üniversite gençliğine ne olmuş bilmiyorum. Hepsinin ailesiyle arası açık. Gerçekten bu ülkede aile kavramı tehlike altında. Bunu bugün daha iyi anladım. Ercu'cum, senin ailenle aran hep iyi olmuştur değil mi? Nuri, benim biraz acelem vardı. Sonra konuşsak. Olur abicim, sonra da konuşuruz. Hem zaten benim de acelem var. Sen ne taraftan gideceksin? Ben buradan sağa döneceğim. Ben de buradan sağa döneceğim. Tesadüfe bak sen ya. Hem sana arkadaşlık etmiş olurum. Beraber yürürüz. Dan 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 bir don dan 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 dan. İğrençsin. Efendim, duyamıyorum canım. Dan 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 bir don dan 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 dan. Bana bak, böyle gıcıklığa devam edersen yemin ediyorum var ya 80'ler pop müziği dinletirim sana ha. Hayır. Fidan da da Ankaralım fidayı da. Hop. Nuri'cim, görüşmek üzere, ben burada ayrılıyorum. Nereye ayrılıyorsun ya, niye? Evime geldim, yorgunum. Ha, burası mı? Ne güzel işte. Ben sana şöyle güzel bir yorgunluk kahvesi yapayım. Kahven var mı? Gel abicim, ben sana yorgunluk kahvesi yapacağım ya. Güzel olur. Gel abi. Ya kardeşim, gelsene. Abi yapacağım. Sade, orta, şekerli nasıl istiyorsan. Köpüklü de yapacağım. Gel, geç. Gir abi, gir. Çekinme ya. Ben bir telefon aldıramadım ki. Ay, telefonum olsaydı bu bütün şarkıları dinlemek zorunda kalmayacaktım ya. Of. Bana bak, istersen sana en akıllısından telefon alırız. Ama benim istediğim bir şey yapman şartıyla. Biliyordum senin bir şeyler planladığını. Ne istiyorsun benden? Aferin sana. Yup. Şu şiiri okumanı istiyorum. Ne şiiri be? Vatan şiiri. Kim yazmış? Vatan şiirini kim yazar Elmas? Tabii ki bir vatansever. Saçmalama Ahmet abi. Cin eliydi o zaman, cinler yazmış. He. Çok konuşma. Ukalalık istemez. Sana hayatının fırsatını sunuyorum, burada al. O zaman... Evet. Bunları alırım. Bunu da kırarım. Akşam alırsın. Evet sayın seyirciler, insanoğlunun bir Mars'ıyla ilk kez temas ettiği an bu. Çek elini be. Bu ne Ercü? Ha, o mu? O benim uğur param. Nasıl yani? Babam bakkallığa başladığında kazandığı ilk 10 lirayı çerçeveletip duvarına asmış. O paranın uğur getireceğine inanmış.
Nitekim de öyle olmuş. O küçücük bakkal dükkanını koskoca bir süpermarketler zinciri haline dönüştürmüş. İşte o günden beri kazanılan parayı çarçur edip asmak bizde bir aile geleneği olmuştur. Bu da senin kazandığın ilk para, öyle mi? Yok. Bu babamın bana üniversitedeyken gönderdiği ilk para. O yüzden benim için manevi değeri çok büyük. Para? Nasılsın sen? Hı? Oy. Bu şiir adamı vatan aynı yapar be. Sana ne? Çok konuşma sen. Sadece şiirini okuyacaksın. Birinci olmasam da isterim telefonumu. Birinci olmasam diyor ya. Mümkün mü? Bu şiirde vatan sevgisi var. Vatan, millet, Sakarya, aşk, ızdırap, dram. Hepsi bu şiirde var, anladın mı? Jüri daha duyar duymaz anlayacak bu şiirdeki dehayı. Sen mi yazdın bu şiiri? Seni ilgilendirmez o. Nasıl yani? Sen şimdi param yok mu diyorsun? Yok vallahi Nuri'cim. Bugün ayın kaçı? İkisi. Heh. Babacığım bana ayın 20'sinden önce asla para göndermez. Ayın 20'sinde para göndermek bizde bir aile geleneği olmuştur. Bana daha önce gönderilen paranın %20'siyle faturalarımı yatırdım. Kalan paranın %30'uyla kiramı ödedim. Kalan paranın %16,5'uyla da elma aldıysam bende ne kadar para kalmıştı Nuri'cim? Sana inanıyorum Ercücüm. Tamam. Hani param yok diyorsan yoktur. Eğer ayın 20'sinde para göndermek sizde bir aile geleneğiyse ben de buna saygı duyarım. Ne diyeyim şimdi? Bir elde atalım mı? Atalım. Geçecektir o kara günler, yaşayacaktır gökyüzündeki hilal. Yaşasın istiklal! Bayrak, bayrak çıkar. Mükemmel ya, mükemmel! Yüce Rabbim, şu küçücük iblise verdiğin yeteneğe bak. Aferin kız sana. Ay, Erkan geldi. Akşam beni yemeğe götürecek de.
Niye cama taş atıyor ki? Yukarı gelsin. Olmaz. Ya ben dedim. Şimdi Mustafa Bey benim bir sevgilim olduğunu duyarsa hoş karşılamaz dedim. Şirketime gelme dedim o yüzden. Telefon açsın. Ya kontürü yoktur garibimin şimdi. Bir de akşam beni yemeğe götürecek ya. Hani böyle parasına falan kıyamamıştır. Elmas ne olur. Olmaz Ahmet abi. Yapamam. Nasıl yapamam ya? Ne kadar güzel okudun. Düşünsene jüri sana bayılacak. Herkes orada olacak. Bakanlar, devletin üst düzey yetkilileri, komutanlar, bir star olacaksın. Olmaz Ahmet abi. Sonra da okula gidemem. Arkadaşlarım hep benimle dalga geçer. Beni dinle. Televizyonda çalışan tanıdıklarım var. Bak seni ana haber bültenlerine çıkarırım. Ne? Hayatta olmaz. Popülerliğim mahvolur. Karizmam yok olur. Ben bir believer'ım. Elmas, elmasım, believer'ım. Beni dinle, beni dinle. Beni böyle bırakma. Başarı, para, kariyer hepsi bizim olacak. İnan bana. Benden bunu bekleme Ahmet abi. Elmas, beni böyle bir paçavra gibi bırakıp atamazsın. Elmas, beni bırakma. Vicdansız kadın. Vicdansız kadın. Kimse 20 bin lira. Bağıra bağıra. Anam, anam. Ne vicdansız, ne hayınsın. Erkan, ya uzun süredir baş başa yemek yememiştik. İnanıyorum bu akşam çok güzel geçecek. Bence de hayatım. İşte bir türlü vakit bulamadık. Çok bekledik, çok sabrettik ama beklediğine değecek bir gece çıkacağım ben sana. Erkan, yemekten sonra bir yere gidip bir şeyler içer miyiz? Tabii ki aşkısı ya, gitmez miyiz ya? Şöyle boğaz manzaralı bir yere götüreceğim ben seni. Unutturma, Erkan'ı arayacağız. Niye? Sunay'ı yemeğe çıkarıyor ya oğlum. Ha, anladım. Ya bu Suna salak mı? Niye öyle diyorsun lan? İyi kız aslında. Da işte biraz sinirleri bozuk. Ne bileyim. Vallahi bizden biriyle birlikte olan bir kız ya salaktır ya da kör. Tamam işte, o da sinir hastası. Ne yapacağı belli olmuyor ki. Erkan da it gibi korkuyor ha ondan. Ya Erkan, Allah aşkına beni nereye götürüyorsun ya? Bir saattir dolanıyoruz, ayaklarım şişti. Ya hayatım, fişten balık restoranına gidiyoruz. Balık yedireceğim ben sana. Erkan saçmalama, balık restoranı burada ne işi var? Kim söyledi sana bu fiştanı? Ya bir arkadaşım kız arkadaşıyla gitmişler de çok memnun kalmışlar. Yalan söyleme Erkan, senin Ahmet ve Nuri'den başka arkadaşın mı var? Ah, niye öyle diyorsun ya? Vallahi kalbimi kırdın şimdi yani. Benim de kendime göre bir çevrem, bir muhitim, bir şeyim var yani. Git birine sor yoksa ben soracağım. Bak vallahi deliriyorum. Tamam tamam, sakin ol, sakin ol. Peki sormadan ne diyeceğim? Burada fişten balık restoranı varmış. Nerede acaba? Ay çok güzel sordun ya bebeğim. İstersen ben gidip sorayım. Hani sen çekiniyor gibisin de. Yok olur mu öyle şey ya? Ne çekineceğim? Yalnız sormadan önce bir selamünaleyküm demek lazım değil mi? Derkan. Ne bileyim, selamünaleyküm sanki adres sormak için bulunmuş bir kelime gibi değil mi? Hani hemen bir kaynaşma yaratıyor insanın içinde. Ne dersin? Haber Elmas? İyi. Elmas, döndün demek. Hiç heveslenme Ahmet abi. Buraya senin şiirin için gelmedim. Ninem diyor ki, Ahmet'im beni o yanık türkülerinden mahrum etme. Bir an önce güramı ver kuzum diyor. He kuzum diyor da yarışmaya katılsaydın... ...şimdi nenen kirasına sen de akıllı telefonla kavuşacaktın. Senin o dandik şiirin için ilkokul hayatımı mahvedemem Ahmet abi. Özür dilerim. İyi akşamlar. Elmas! Elmas gitme! Gitme! Beni böyle bırakma Elmas! Ya. Ben şu adama sorup bir geleyim.
Selamun aleyküm. Ya bu fiştan balık restoranın yerini soracaktım da. Pardon. Oh, sen! Sabah beni göstericilerin elinden kurtaran adam. Şimdi grubun lideri. Ben ya. Ancak lider falan değilim. Gizli bir görev için oradaydım. Gözler biraz çeki ki beni Çinli zannetti enayiler. Sen ne istiyorsun? Ya bu fiştan balık restoranın yerini soracaktım da. İkimiz de fiştan diye bir restoran olmadığını biliyoruz. Kız meselesi mi? Evet. Kızı yemeğe götüreceksin ama paran yok. Sen de kafadan bir restoran ismi uydurdun. Sonra da bir şekilde kaçacaksın. Aynen öyle. Ne yapalım abi? Seni sevdim. Vatansever ve mert bir delikanlıya benziyorsun. Al şunu. Bir ihtiyacın olursa ararsın. Neye olursa çekinme. O zaman biraz pere. O hariç. Yoksa sen benim hazırım mısın? En çaresiz anlarında beni bulup kurtarıyorsun. Sabah için sana teşekkür edemedim abi. Boş ver şimdi. Sana uyduruk restoranını tarif ediyor gibi yapacağım. Sonra da kızı adam yanlış tarif etmiş dersin. Tamam. Bu şehir adamı memleketten soğutur be. Kim yazmış bunu ya? Orası seni ilgilendirmez. Vallahi kız haklı. Ben olsam ben de okumam bunu. Ya bu nedir ya? Edebiyat düşmanları. Çakarım senin ağzına ha. Ulan içinizde birazcık vatan sevgisi olsa bu şiiri okuyunca hüngür hüngür ağlamanız lazım be. Ne olacak şimdi? Ben para bulamıyorum. Sen şiir yarışmasına katılamıyorsun. Ercü'den istesene. Onun ailesi zengindir. Kesin vardır onda. Ya sen ne diyorsun? Evine gittim, evine. Neymiş efendim? Ayın 20'sinden önce babası para gönderemiyormuş. Bu da onlarda bir aile geleneğiymiş. Aile geleneği. Evet. Yeter. Gir şuraya. Ama aşkım fiştan. Yemişim fiştanını ya. Hayır, gir şuraya dedim. Bak beni çıldırtma. Kebap bebap ne varsa ben yerim, sıkıntı değil. Ruhum daraldı ya. Hayır, biliyorsun ben hassasım bu konularda. Ya ruh hassası sevgilim benim. Ne? Hassas ruhlusun ya o bakımdan. Gir şuraya. Zaten sabahtan beri bir yeri bulamadın, beceriksiz herif. Yandım ben ya, yandım. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Ya hayatım ya, ben isterdim ki sana fiştanda böyle güzel bir balık ısmarlayayım ama... Önce sen oranın yerini öğren. Buyurun. Ne yiyeceksin? Bilmem ki, ne var? Önümde menü var, baksana. Hay Allah'ım ya. Otokoz ne? Ya aşkısı, benim telefon bozuldu da idareten bunu kullanıyorum. Sen o yüzden birkaç gündür WhatsApp'a girmiyorsun. Evet ya, bir süre sosyal medyada olamayacağım maalesef. Ay tamam, neyse ne, kaldır onu sanki çok güzel bir şeymiş gibi. Ne alırdınız? Beyefendi. Cevap versene. Geç kalsalardı şu an bulaşık yıkıyordum. Belki bir araba dayak yerdim. Belki Suna'ya esir alırlardı. Ben kaçırdım. Suna bozulurdu ama olsun. Suna hep bozuluyor zaten ya. Ha! Ercü değil mi lan o? Bana mı çekecek yoksa?
balya balya. Ben de bir gün böyle şakır şakır para çeksem. Vay be. Zengin çocuğu olmak vardı. Ya çok konuşma, kol bozum. Oo Erkancığım hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Erkan, ne yaptın, kurtulabildin mi? Yani bir dakika daha geç arasaydın, büyük bir aile faciasına yol açacaktın ha. Atlattın ama değil mi? Atlattım da, bu iş çok riskli olmaya başladı oğlum ya. Nuri, para bulabildin mi lan? Yok ya, nerede? Güvendiğim tek kişi Ercü'ydü, onda da para yok. Babası ayın 20'sinden önce para göndermiyormuş. Sana öyle mi söyledi? Yalan lan, küllü yalan. Az önce bankamatikten para çekerken gördüm, hem de balya balya. Ne diyorsun sen Erkan? Bak bu işin şakası olmaz ha! Ne diyeceğim ulan? Yalan borcum mu var sana? Götürdün parayı balya balya diyorum. Pis yalancı. Bana da parasının yüzde hesabını yapıyordu. Arayıp bir daha para istesen. Yok şimdi, param yok falan ver o. Oğlum sen de bir fotoğraf falan çekseydin ya, delil olurdu. Bu telefonla mı hayatım? Allah kahretmesin seni. Nuri, ara lan şunu. De insan arkadaşına böyle yapar mı de. Aradığımız kira Ercün'ün ellerinde. Aradığımız kiraya şu anda ulaşılamıyor. O yalancı Cemil Ercü'den para koparmamız gerek. Ya ama nasıl? Baksanıza herif parayı saklıyor ya. Bunu bizim yerimize yapabilecek birini tanıyorum. Saçmalama lan. Sen bizden başka kimi tanıyorsun? Niye ya, Allah Allah. Benim de kendime göre bir çevrem var. Bu işi ancak o halleder. O kim? O bir kahraman. Fakat... Fakat... Sanki... Sanki ne? Sanki gücün karanlık tarafındanmış gibi. Lan saçma sapan konuşma, terliği ağzına yapıştırırım ha. Hayır, tehlikeli birikse bulaşmayalım abi. Siz onu bana bırakın. Bir telefonla kira işi tamamdır. O telefonla mı? Alo. Evet, tanıdım. Mesele nedir? Adres ver. Tipik bir para saklama hadisesi. Günümüzde bu tür vakalara oldukça fazla rastlıyoruz. Abi mesele sadece para değil. Arkadaşımızın onuru kırıldı. İncindi. Bu işi bir profesyonele bırakmakla çok iyi yaptınız. Abi adınızı bahşetmediniz. İsmim Güdük. Hacı Güdük derler bana. Hacı mısınız abi? Bir zaman Arabistan'dan Kabe resimleri kaçıran uluslararası bir şebekeyi çökertmiştim. Lokantalara, yaşlı teyzelere sahte Kabe resimleri satıyorlardı. Hacı lakabım oradan gelir. Siz bana Hacı Güdük deyin kafi. Polis misiniz abi? Emekli teşkilatçı diyelim daha iyi. Ancak bilirsiniz, bizim işlerde emeklilik yoktur. Anladık Hacı Güdük abi. Merak etme evlat. Senin kırılan onurunu kurtaracağım. Benim değil abi. Senin kırılan onurunu kurtaracağım. Senin kırılan onurunu kurtaracağım. Duydu o kim sana? Tamam. Bir gördüğümüzü asla unutmam. Ama tabii görebilirsem. Hacı Güdük abinin ufak bir görme problemi var da. Görme duyumun %85'i kayıp. Bu durumun da acıklı bir hikayesi var. Onu daha sonra anlatırım.
Ancak belediye bana özürlü kartı vermiyor. Eğer verseydi otobüse bedava binerdim, sinemaya bedava giderdim. Evet abi. Neyse, kendi dertlerimize dalmayalım. Şimdi bugün neler oldu anlatın bana. Olay şöyle gelişti Hacı Güdük abi. Mars, 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 Mars. Nuri'cim işaret parmağını şöyle uzatır mısın? Evet sayın seyirciler, insanoğlunun bir Mars'ıyla ilk kez temas ettiği an bu. Çek elini be. Bu ne Ercü? Ha, o benim uğur param. Lan Ercü'ye tavlada mı yenildin? Hop! Durun. Ercü'nün arkasındaki çerçeve. Bana ondan söz et. Bu babamın bana üniversitedeyken gönderdiği ilk para. O yüzden benim için manevi değeri çok büyük. Çok büyük. Çok büyük. Tamam. Bu iş çözülmüştür. O çerçevedeki parayı alacağız. Karşılığında sizin kirayı isteyeceğiz. Artı benim hizmet bedelim tabii. Bu resmen para kaçırmak. Nasıl yapacağız abi? Onu bana bırakın. Bu işi Hacı Güdük devralım. Bugün Hacı Güdük'le buluşacağız. Ercü'nün evine operasyon yapacağız. Oğlum iyi de o adam o gözle nasıl bulacak o parayı, ben hiç anlamıyorum ha. Vallahi ben de bilmiyorum ama adam resmen güven aşılıyor ya. Sana aşılıyor değil mi Nuri? Evet. Vallahi inanamıyorum. Ahmetciğim, hayatım. Şiir yarışmasında kayıt için bugün son günmüş oğlum. Biliyorum abi. Elmas kabul etmedi mi yarışmayı? Etmedi, etmedi. Neymiş? Okulda herkese rezil olurmuş. Hayır şeytan, bir de yetenekli görseniz. Ben bir daha nereden bulacağım öyle kabiliyet abicim? Arkadaş kim verdi ki Ruşen Hanım'ın Bliber torunu özel yetenek çıksın ya? Çok çaresizim ya, ne yapacağımı bilmiyorum. Hayır 20.000 lira da bağıra bağıra gidiyor. Sen de tamam da yediğin, bize de bırak. Hadi geçin oturun hadi. Hadi hadi. Abi merhaba. Kimsiniz lan siz? Abi benim Erkan. Hani dün bir maruzatımız vardı ya, bize yardım edecektin. Serkan diye birini tanımıyorum. Serkan değilim abi ben. Erkan. Sana Tarkan diye birini tanımıyorum. Sen Tarkan mısın? Tarkan değilim abi ben, Erkan'ım. Ya kim olduğunuz belli değil. Rahat bırakın beni. Kalkın lan masamdan. Nuri. Efendim abi. Gelin, gelin.
kusura bakmayın. Tedbirli olmak için öyle yaptım. Tamam Ercan. Erkan abi, Erkan. Takma ad kullanıyor da olabilirdin. Hayat bizim gibiler için her zaman çekin değil. Kalkın gidiyoruz. Nereye gidiyoruz abi? Beni o çocuğa götürün. Hesabı da ödeyin. Mendil. Mendil alır mısınız? Bir tane mendil. Mendil. Abim mendil al be. Al bir tane mendil abi. Kara kaşlı, kara gözlü abi. Bir mendil be abim. Abim ne olur bir mendil abi. Abim oğlum, bir mendil be. Oğlum kelimesin lan. Abim bir mendil abi. Vay 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 vay. Tutamıyorum sıraya kadar. Vurmadın ya, kendini attın yere. Görmedik sanki. Şuncağı vurmaya utanmadım, vicdansız. Yahu ablacığım ne vicdansızı? Öpüyorsun ama kimi? Önce bir bak. Şu surata bak, Allah'ını seversen bu çocuk mu ya? Bu cüce, bu bildiğin cüce. Ne? Cüce mi? Pis sapık. Cinsiz sapık mısın lan sen? Cüce diye kandırıp millet karısını kızını mı öpüyorsun? He? Ey abi. Kurban olayım, vurma bana. Şuncacık bile bir mendil satana. Düşmüşüm ki koksa saçımı. Siz bende mi? Göstermiyor saçımı. Allah'ım bu ses. Bu ses. İnanmayın. Acındırıyor kendini. Uyanık. Uyanık senin babandır. Dokunma çocuğa. Gel canım. Gel. 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 Çocuk o. Lan sen dedin ya cüce diye. Yanılmışım. Benim minik yıldızım o. Ne oldu suda yavrum? Tamam, tamam. Uf mu yaptılar? Ben döverim onu. Haka bu. Canım benim. Tam yok bir şey. Yok bir şey. Ben dövdüm onu. Gel ben sana bir şeyler yedireyim mi? Gel canım. Ya bir anda telefonu çaldı. Acil bir işim çıktı dedi ve gitti. Kız Suna, yoksa bunun evinin falı çıkıyor olmasın ha? Mine. Bak, tabii seni üzmek istemem ama bir gizemli telefonlar, işte kontürüm yok deyip aramamalar. Tam böyle baş başa yemek yerken işim çıktı deyip gitmeler falan. Ne bileyim böyle sanki aldatan bir erkeğin hareketleri gibi. Yani bilemiyorum, bana öyle geliyor. Yani Nevin falda iki salladı diye Erkan beni aldatmaz. Ne? Ye doyur karnını, ye ye ye. 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 Oh. Gazozunu da iç bakayım. Ah. Tamam lan. Çocuk muamelesi yapma. Adın ne senin birader? Hudbettin. Hudbettin. Sana ismi veren senden çok şey bekliyormuş herhalde. Rahmetli dedemin adıymış. Neyse. Gelelim konumuza. Sen benden ne istiyorsun? Hah. Bak şimdi Hudbettin kardeş. Abi. Efendim? Hudbettin abi diyecektin herhalde. Senin yaşın kaç lan? He, tamam. Pardon. Şimdi şöyle bir şey var Hudbettin abiciğim. Bir yetenek yarışması var, şiir yarışması. Bende de bir şiir var, 10 numara. Kesin birinci olacak. Sende de Allah vergisi bir yetenek var. Yani. Ödül de tam 20.000 lira. Şimdi diyorum ki, şu şiiri sen okusan. Ey vatan, kurban olsun sana şu beşikte yatan. Gebersin sana yan gözle bakan. Ağlama bacım, ağlama arkadaşım. Geçecektir bu kara günler. Yaşayacak gökyüzünde hilal. Yaşasın istiklal. Ya ne yaşasın istiklal?
Abi Allah'ını seversen öyle değil ya. Biraz daha duygulu oku, duygulu. Hani sokaktaki gibi. Nasıl ya? Ne demek nasıl ya? Abi seni sarsalarken ağıt yakmıştın ya. Onun gibi işte. Öyle ne bileyim. O zaman çok duygulanmıştım. Tamam işte abi. Aynen öyle duygu lazım bize. Şiirin gerçek gücünün ortaya çıkması için o duygu şart. Hadi bir daha. Hadi abim. Ey vatan. Ey vatan. Ağzına vuracağım ha. Birazdan çıkar. Hiçbir zaman okula geç kalmaz o. Alo. Ne oldu canım? Ya merak ettim. Hasta mısın? Yo. Hala dün gece için özür dilemedin. Ya bebeğim kontrolüm yoktu. Ya demek benim için bir kontrol parası da bulamıyorsun. Hem sen neredesin öyle fıkır fıkır konuşuyorsun? Hiçbir yerdeyim bebeğim. Ya neresiymiş o hiçbir yer? Ya bebeğim, şimdi müsait değilim ben. Tabii müsait olmazsın, yanındaki kız duymasın diye böyle konuşuyorsun değil mi? Ne? Suna! 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 Su! Ha gitti. Harekata başlayabiliriz. Nuri, sen beni eve götür. Erdal, sen de kapının önünde nöbet tut. Erdal değil abi. Erkan, Erkan. Ey vatan! Kurban olsun sana şu beşikte yatan, gebersin sana yan gözle bakan. Ağlama bacım, ağlama kardeşim. Geçecektir bu kara günler, yaşayacak gökyüzünde hilal. Yaşasın istiklal. Çok güzel okudun vallahi. Ben bile duygulandım. Abici, ben değil, sen okuyacaksın öyle. Hadi abim, hadi biraz deneyelim, duygulu, hadi. Ey vatan, kurban olsun. Olsun da neydi ya? Kurban olsun sana şu beşikte yatan. Yatan. Kurban olsun sana şu eşikte yatan. Eşikte değil, beşikte. Kalk, kalk, kalk. Yattığı yerden vatan, hadi. Sen öyle yemeğine gelmiyor musun? Ha yok, ben aç değilim, siz gidin. Hem zaten fiziğime dikkat etmem lazım. Boy ve kilo endeksim hiç iyi çıkmadı. O nasıl bir şey? Şimdi şöyle, düzgün fiziğe sahip olmak için vücut ağırlığını boy uzunluğunun karesine böleceksin. Yani ben onu hesaplayabilseydim ideal fiziği değil, kuantum fiziğini de ben bulurdum. Neyse canım neyse. Hadi biz çıkıyoruz. Görüşürüz. Allah cezanı versin Erkan. Beni aldatıyorsun ha. 40 yılın başında bir sevgili buldun. O da hem fakir hem de sadakatsiz çıktı. Kim bilir hangi salak buna bakıyordur. Bunu mutlaka öğrenmeliyim. Benim sevgilim elimden alan kız kim? Yaşayacak gökyüzünde hilal, yaşasın istiklal. Başlarına senin okuyacağın şiirden bana bak ulan. Ulan beni delirtme. Sen daha bugün bütün milleti ağlatmıyor muydun? Benim hayallerimle oynama lan. Vallahi öldürürüm seni. Allah'ıma kitabıma var ya, bu tellikten izin veririm ha. Özür dilerim kardeşim. Yapamıyorum bu okumayı. Hiç ister miydim hayallerinle oynamayı? Ben yetim. Ben öksüz. Sus tamam, yeter, ağlatma beni. Ya benim istediğim de bu zaten. Bu duyguyla şiir okuyacaksın. Allah'ını seversen lütfen ya. Vallahi canımdan bezdim. Bana biraz zaman ver. Göreceksin, başaracağız. Sana gerçekten güvenebilir miyim? Bana güven. Tamam, sana güveniyorum. Ama bir okuma var ya, kafanı koparırım senin şerefsizim ha.
Gündüz vakti ne feneri oğlum bu? Kurban olsun sana, beşikte yatan. Beşikte, eşik değil beşik. Beşiktaş, en büyük Beşiktaş, şampiyon Beşiktaş. Sen ne güzel çalışıyorsun öyle. Hadi bakalım şampiyon, biraz dinlenme vakti, hadi. Kurabiye! Ye yut. Hah. Şimdi bak, ben sana olayı anlatacağım, tamam mı? Buralar geçiş. İstanbul'un surları çatırdıyor, surlarda oyuklar açılıyordu. He, biliyorum ben o oyukları. Az düşüp kalkmadım ben o oyuklarda. Sen oyuklara mı düştün? Oyuklardan mı kalktın? Lan, senin yerin lan ben. Yapma, vallahi. Anam, yapma lan. Ay, canını mı yaktım yavrum? Dur lan. Eşek. Ne oldu, halledebildiniz mi? İş tamam. Vay be, ne olacak peki şimdi? Nuri, sen okuluna. Ertuğrul, sen şu emaneti al. Zamanı gelince ben size ne yapacağınızı söyleyeceğim. Tamam mı Ervan? Yardımcı öğretemedik ya şu adama. Hadi, şimdi alalım. Yaşayacak gökyüzünde hilal, yaşasın istiklal. İşte bu, işte bu. Bravo lan, bravo, kesin birinciyiz be. Gel lan, sarılacağım sana, helal olsun. Yeter lan, alt tarafı bir şeyle belirttin. Anam mısın, babam mısın? İndir lan yere beni. Pardon abi. Paranın yarısını alacağım değil mi? Sen ne diyorsun abicim? Sen şiiri bu şekilde oku, kazanalım. Ananın ak sütü gibi helal sana o para. Ana haberi de çıkaracağım mı? Çıkarmam mı? Haber müdürünün sekreteri benim arkadaşım. Söyleyeceğim, spikerin kucağına oturtacağım seni. Spikerin kucağını duyunca niye gevşedin? Pislik. Ne geldi aklına? Yürü, yürü. Dur, dur, dur. Bu ne lan? Basacaksın, üstüne devrileceksin, düşeceksin. Hadi yürü şimdi. Ayşe tatile çıktı. Aa, bizim Erkan değil mi bu ya? Ne işi var ki bunun burada? Böyle kuryeler falan. Thank you.
Kimi gördüm biliyor musun? Kimi? Seninkini. Benimki kim? Ay Erkan canım ne çabuk unuttun. Ha. Nerede gördün peki? Şu az aşağıda kule şirketi var ya, oradan çıkarken gördüm. Bir işi vardı herhalde. Herhalde. Merhaba. Merhabalar. İsim neydi? Benim, Ahmet. Çocuğun ismi beyefendi. Siz mi katılacaksınız yarışmaya? İsmin ne çocuğun? Berk. Yavrum, niye ablaya yalan yanlış bilgi veriyorsun? Senin adın Mehmet Akif değil mi? Berk. Hatta Berkcan. Pardon, pardon. Canım gel bakayım gel. Ne yapıyorsun lan Kutbettin abi? Bana Kutbettin deme. Ne zamandır ismimin Berkcan olmasını istiyordum. Şimdi tam zamanı. Hayır, daha vatansever bir isim olmaz mıydı? Beyefendi, kayıt yaptıracak mısınız, yaptırmayacak mısınız? Sırada onca insan var. Hem son günü geliyorsunuz hem de insanları oyalıyorsunuz. Evet efendim, yaptıracağız, yaptıracağız. İsmimiz Mehmet Akif Berkcan. Ve Çağatay. Çağatay da güzel isim şimdi. Erci Gürcü Bey siz misiniz? Evet. Buyurun bu paket size. Bana mı? Allah Allah. Dediklerimizi yapmazsan paranı harcanmış bil. Telefonumuzu bekle. Kimsiniz? Kim olduğumu dedim yok. Dinle. Kaybettiğin o çok değerli paran bizde. Ne? Ne yaptınız ona? Hainler, katiller, alçaklar! Şşş, sakin ol Ercü. Paran sağlam. O iyi mi? Harcamadınız değil mi? Ne olur söyleyin, ne olur. Henüz harcamadık. Ama sen de biliyorsun ki memlekette 20 liraya alınacak çok şey var. Çikolata, gazoz, hayal gücüne kalmış. Ne olur, ne olur bir şey yapmayın ona, ne olur! Bir dakika. Ben paramın sizde olduğunu nereden bileceğim ha? Bu... Bebeğim. Bebeğim iyi misin? Ne yaptılar sana? Bozdular mı seni bebeğim? Bebeğim? Hayır. Hayır. Ya ne istiyorsunuz bizden? Ne istiyorsunuz? İyi dinle. Yarın Fenerbahçe Parkı'na geleceksin. Turuncu çöp kutusunun içine... ...içinde 2000 lira olan bir zarf bırakacaksın. Saat tam 2'de. Unutma. Turuncu çöp kutusu. Eğer polise haber verecek olursan... ...paranı harcar köpek maması alırız.
Anladım. Anlaştık. Ne isterseniz yapacağım, ne isterseniz. Ne dedi? Bu iş tamamdır. Yarın paranızı elinizde bilin. Yerini tespit edebildiniz mi? Hayır efendim. Anam bunlar tam profesyonel ya. Çok korkuyorum Muharrem abi. Ne yapacağız? Ya karı gibi ağlayıp zırlayıp durma ya. Ulan babanın hatırı olmasa var ya bu işte hiç ilgilenmeyeceğim ama. Neyse buluruz yarın parkta, merak etme. Buna bu kahveyle battaniyeyi kim verdi? Amerika mı lan burası? Sen de kapat şu içi. Utanmaz ya. Bu be. Allah Allah. Aman abiciğim, unutmuyorsun. Şiiri mümkün olduğunca duygusal okuyorsun. Nasıl yani? Ya öf, duygusal değilsen bile öyleymiş gibi yap. Tamam, içeride bakan falan var. Onların yüreğine hitap et. Hadi abim, göreyim seni. Şenana. Elmas, ne işiniz var burada? O ne demek oğlum, ne biçim laf? Asıl sizin ne işiniz var burada? Benim yeğenim şiir yarışmasına katılmış da ben ona destek için şey ettim. Ay yavrum, kurban olsun teyzesi. Ahmet, Elmas sen de kaldıktan sonra çok değişti yavrum. Vallahi böyle içi batan millet sevgisiyle doldu taştı. Allah razı olsun. Öyle mi Elmas? Öğretmenim de demiş ki bak bir tane şiir yarışması var Elmas demiş. Sen katıl, çok güzel okuyorsun demiş. Bu da şiir yazdı, öyle geldik bakalım katılmaya. Ay maşallah, ay maşallah. Nasıl bir şiirmiş bu acaba? Orası seni ilgilendirmez Ahmet abi. Hem 21 liralık bir şiir olduğunu bilmen yeterli. Bir şey gelip diyorum. Ah yavrum, canım mı çekti senin? Ahmet şurada köşede satıyorlar. Tabii tabii, alırım ben canım yeğenimi. Alırım ben aslan yeğenimi. Hadi Elmas, hadi içeri. Yarışmayı asla kazanamayacaksın. Niyeymiş? Ahmet'in şiirini biliyorum. Beşikteki bebeklerle vatan kurtardığını sanan aptalca bir şiir. Beşiği karıştırma. Sizi sahneye gömeceğim. Burada küçük gözükebilirim ama sahnede nasıl devleştiğimi göreceksin. Demiş köy yumurtası. Ulan Erkan. Kız arkadaşın yokken kimse suratına bakmaz. Bir sevgili yaparsın, bütün kızlar önünde halı olur. Ah şansa bak. Bunu da mı malum mu oluyor ne ya? Alo, aşkım. Ne yapıyorsun canım? İyi, ne yapayım? Evdeyim ben de. He. Ha, balkondayım aşkım ya, ondan. He. Ya aşkım ya. Ben dün seni çok üzdüm, değil mi? Evet. Evet, ben hayvanın tekiyim aşkım. Bak, söz veriyorum, bir daha seni kesin üzmeyeceğim. Ben eşeğin tekiyim aşkım. Ha, evet, evet, evet. Ha, ha. Evet. Tamam canım, tamam. Ben sana geri dönüş yapacağım, tamam mı? Hadi öpüyorum, görüşürüz. Bye.
ne çalışıyor orada ya küçük şeytan? Sen devam et, devam et. Ercü'ye mi attı? Hadi Erkan. Hadi aslanım benim. Hadi. Uğruna canım feda benim. Vatanım. Canım benim. Canım benim. Canım vatanım. Hırsıza bak. Bayrak açma numarası bizimdi ya. Pislik 20.000 lirayı alacağım diye nasıl sevgililik yapıyor ya. Ne kadar da internetli şeytan vallahi benim bile gözlerim yaşardı. Şuna bak bunun yanında bizim salağın hiç şansı yok. Çok güzel okudun yavrum. Hadi gel. Canım. Sıradaki yarışmacımız Mehmet Akif Berkcan Çağatay. O da bize kendi yaptığı şiirini okuyacak. Haydi aslanım göreyim seni. Hoş geldin Mehmet Akif Berkcan Çağatay. Ne okuyacaksın bugün gibi? Şiir. Adı ne şiirin? Adı... Unuttum adını. Heyecanlan. Ne oluyor lan? Bu nereden çıktı ya? Ne oluyor lan? Suna bu Erkan'ın kız arkadaşı. Hani sen evdeydin, balkondaydın. Ne işin var burada? Suna aşkım, evdeydim ben. Gelin kızlar. Tanıştırayım. Ayşem ve Meral. Hani biraz önce böyle tanışmak için kaş göz falan yapıyordun ya. Yok ya, vallahi yalan. Onlar sulandılar. Sunacığım, vallahi senin Erkan arkadaşın olduğunu bildiğimiz için bir şey yapamadık. Ama neredeyse ağzımızın içine girecekti. Biz de sana haber verelim dedik. Bütün kızlar adına seni kınıyorum arkadaşım. Suna, bunlar senin arkadaşın mı? Ne sandın? Senin etrafındaki bütün kızlar benim arkadaşım. Ayağını denk alacağız. Biz kızlar arasında senin gibi aynılara karşı bir dayanışma var. Yok ya, bacısınız demek. Evet, bacı. Ne acı değil mi? Kızlar seni görünce hemen bana ispiyonladı. Kardeşler. Sunacığım bak şimdi anlatamayacağım ama vallahi yok öyle bir şey ya. Yani benim çok önemli bir işim var. Allah çukçu geliyor. Kusura bakma bu sefer kaçarak kurtulamayacaksın. Çöpçü geldi. Erkan. Hiçbir yere gidemezsin bak sakın Erkan. Erkan. Hayır dedim. Aşkım benim gitmem lazım. Bak sana safa anlatırım. Bak çok önemli bir... Dur burada ama polis! Patrolinde gelin. Aşkım! Bir tanem! Aşkım! Gitmeyin! Aşkım onu yapalım. Polisler çöpçüyü yakaladı. Kaçsın lan!
Allah'ım bir mucize, ne olur bir mucize ya Rabbim. Mehmet Akif Berk, Can Çağatay biraz heyecanlandı herhalde. Seyircilerimizden bir moral alkışını rica ederim. Sen beni bu ezikliğe yenebileceğini mi zannettin? Hiç korkma korkma. Ben aldığım parayla size bir tane kemik alırım. Siz onu sokakta yersiniz beraber. Lan hırsız, bayrak çıkarma numarası bizimdi bir kere. Çaldın. Bir dakika. Burada ne var ya? Sana da çıka çıka bu çıktı. Artık bununla da gözyaşını silersin. Arkin. Bacılar, bacılar siz de kusura bakmayın ne olur. Yârim, güzel yârim benim. Allah senin belanı versin ya. Bitti. Duyuyor musun? Buraya kadar. Bir daha yüzümü bile göremeyeceksin. Alçak Ercü. Polise haber vermiş demek. Erkan da gidiyor. O halde biz de sürelim. Çok teşekkürler Muammer abi. Türk polisine güvenebileceğimi biliyordum. Herhalde. Buyurun efendim. Oğlum kim ayırdı o bu battaniye falan kahveyi böyle? Nereden buluyorsunuz lan iki dakikada? Kurban olsun sana şu eşikte yatan. Eşikte lan! Lan bu çocuğu her şeyi berbat edecek ya. Allah senin cezanı vermesin. Hayır o gün ne güzel duygulu okuyordun. Nasıl yapıyordun? Nasıl yapıyordun ya? Abi beni öldürme. Oğlum kelimesin lan Gül. Abi beni öldürme. Ay bana 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 bana. Ey abi. Kurban olayım vurma bana. Şuncacık boyuyla bir mendil satana. Düşmüşüm kimsem yok korksasın başımı. Suç bende mi? Göstermiyorum yaşımı. Benim hayallerimle oynama lan. Vallahi öldürürüm seni. Allah'a bakır çekme. Ödülerim kardeşim. Yapamıyorum bu okumayı. Hiç ister miydim hayallerinle oynamayı? Ben yetim. Ben öksüz. Ulan nasıl fark edemedim? Herif yere devrilmeden düzgün okuyamıyor ki. Sana yapmasana ben. Top atarı. Gene ben. Takla atarım. Devril lan. Sana ben. Lan oğlum devrilsene. Lan dışsana yere. Bezir. Allah'ın avlan seni boğarım lan. Seni boğarım lan. Ulan bir şey demiyormuşuz biz sana. Boğarım. Hayallerim yok lan. Bir tanesi. Sen öldürün lan. Ne yapıyorsun? Oraya gel. Hayatımı bitirdiniz. Hayatım. Bu ne lan asker uçağı gibi? Şşş! Hey! Hey! Baskın mı var? Amirim vallahi ben bir şey yapmadım. Ben körüm. Vallahi bak abi. Hacı Güdük. Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Sen kimsin lan? Ahmet o Hacı Güdük abi. Bizden yani bir sorun yok. Olsun. Ben yine de bir şey yapmadım. Üstelik körüm. Ahmet'im. Çok şükür geldin kardeşim. Namussuz Ercü bizi polislere şikayet etmiş. Polisler neredeyse bizi yakalıyordu ya. Püh lan size. Ulan Nuri, teyzeme haber veriyorum, seni de memlekete yolluyorum lan. Allah Allah, kabak yine benim başıma patladı ha. Çay var mı birader? Kim konuştu? Ben konuştum. Bu çocuk nereden çıktı lan? Zaten 3G'ydik, bunlar da geldi. Olduk 4.5G. Bu ne ya? Yarışmaya bunu mu götürdü? Ne var oğlum? Bakma çok güzel şiir okuyor lan. Çocuğa kötü muameleden diskalifiye olduk biz.
Yarışmayı kim kazandı peki? Kapı çalıyor. Beni arıyorlarsa yokum ha. Sen ha? Evet ya ben. Şişt, ne geldin kız? Birinci olduğunda beni eziklemeye mi geldin? Hayır. Birinciliği başka bir çocuğa verdiler. Ben de ikinci oldum. Oh. Ruşen Ana. Ruşen Ana! Ahmet. Oğlum. Toplan lan. Bacaklarını topla oğlum. Geç anacığım. Yok oğlum. Ahmet biz sana teşekkür etmeye geldik yavrum. Teşekkür mü? Niye? Yarışmayı kazanamamışsınız ki. Birinci olamadık ama ikinci olduk Ahmet. Zaten önemli olan bu çocuğun vatan millet sevgisini öğrenmesi değil miydi oğlum? Vallahi ben Elvas'ın vatan aşkıyla şiir okuduğunu rüyamda görsem inanmazdım Ahmet. Hepsi senin sayende evladım. Elmas, Ahmet abinin elini öpüp teşekkür etti mi yavrum? Ha bir de elini mi öpeyim? Öpmedin mi? Öpmedi vallahi. Öp, teşekkür et. Berhudar ol yavrum. Ahmet oğlum, biz duyduk ki bir de yakınlarda çocuklar için türkü yarışması varmış. Vallahi Elmas'ımın sesi çok yanıktır da hiç türkü bilmiyor Ahmet'im. Eğer sen onu yarışmaya hazırlarsan ben de ders parasını kiraya sayarım. Ne dersin? Ana, ne diyeceğim? Allah derim Ruşen Ana. Yani türkülerimizi öğretmek bizim bir milli vazifemizdir değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Milli vazifemiz değil mi? İyi o zaman. Hadi Allah'a emanet olun, biz kaçalım. Hadi Elmas'ım, haftaya başlarsınız dersleri. Elbette, elbette. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun, buyurun efendim. Hadi Allah'a emanet, hadi. Güle güle, güle güle. Sağ olun, sağ olun. Güle güle, güle güle. Tambi melek yahu. Sen ne diyorsun? Mucize dediğin böyle olur ya. Elmas nasıl kazanamamış yarışmayı? Ahmet kardeş. Belli ki şiirde iyi değiliz. Ama türküde üzerime yoktur. Eğer ben de o yarışmayı kazanmazsam bana da İbrahim Kubat demesinler. Konuşma lan. Bir de İbrahim Tatlıses mi oldun başımıza? Kubat. Abi, belki de şiirde iyi yokuz. Ama türküde kendime güveniyorum. Alırım bu yarışmayı. Hadi lan, patlat o zaman bir türkü. Hadi lan! Hadi! Hadi! Bir taş attım, pencereyi attım dedi. Anası çıktı, kızım evde. Yok dedi, vay vay. Anası çıktı, kızım evde. Yok dedi, vay vay. İnanmazsan, çık yukarı, vah de.